Dinleyecekler, bana anlatacaklar. Ben de sizlere anlatacağım. Ali Tezel'le devam ediyoruz. Nerede kalmıştık Ali Bey? Bölgesel asgari ücret. Olmaz dediniz zaten bölgesel asgari ücretle ilgili. Bu toplantıdan da bir şey çıkmaz dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı bundan önce açıklamayı yapmadı mı dediniz? Yaptı, tamam, o yapmadı Evet. mı? Peki Sayın Cumhurbaşkanı masada olsa bari, hani işçileri falan dinlese? Yok, o şey, algı daha çok güzel, algı güzeldir. Bir tık fazlasını verdim mevzusu. Peki, emekliler konusuna geliyorum. Yine geliyorum. Emekli ikramiyesi kanun teklifi ve taban aylık. Ne zaman meclisten geçecek? 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyormuş. Yetişir mi? Yetişir. Bütçe görüşmeleri bitince sıra ona gelecek. Ve muhtemelen Ocak ayına gelmeden önce 5 bin lira ikramiye çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye yasalaşır. Muhtemelen de ocağın 15'i gelmeden önce ödenirdi 5 bin lira diye düşünüyorum. Ocağın 15'inden ama, önce. Ama 7500 konusunu tekrar açalım Ülkü. 7500'de tek bir söz yok. Ben izleyemiyorum, sen izliyorsundur. Yandaş medyada da bir rakam var mı? 7500 artıyor diye bir haber var mı? Olsa size yok, sorardım. Çünkü ben size hemen soruyorum, yok. Nereden duydun diyorsunuz? Diyorum şuradan duydum. Yok hiçbir tamam. şey. Tamam, ben de bakmaya çalışıyorum Ülkü de yok. Yani yandaş medya bile artık 7500'ün artmayacağını kanıksamış. Yani... Ve bu sayı az değil Ülkü, 9 milyon kişi emekli olarak. Yaklaşık 4 milyon da dul ve yetim var. Tamam, o zaman asgari ücretli yük işverende. Emekli evet. 7500 liraya mahkum. O zaman iktidar evet. ne yapıyor, ben anlayamadım. Kasada para yok Ülkü. Hiçbir şey yapamıyor. Kaynak da yaratamıyorlar. Tasarruf da yapmıyorlar. Öyleyse emekliye verecek para kalmıyor. Emekli de zaten. 7500'ü 2024'te de devam edecek. 7500'ün yarısı 3750'dir. Dullar 3750 alıyorlar. Onun yarısı da 1875 yapar. O da yetimler alıyorlar. Ondan 3750'ye 1875'e devam edecekler. Onlarda da bir yaklaşık değişiklik olmayacak. Görünen o Ülkü. Keşke olsa görünen o ama. Şu andaki görüntü 7500'de bir artış olacağını göstermiyor. Çünkü yanlış meden sesi yok. Hatta bir ay önce bazı yandaş yazarlar 10 oluyor, 12 oluyor diye yazıyorlardı. Artık onlar da yazmıyor. Hiçbir şey yok. Çok haklısınız. Şimdi ben başka bir konuya daha geçeceğim. Malulen emeklilik konusunu peki. da size soracağım ama izleyicimiz Mithat Bey diyor ki doğum borçlanması hakkı verildi çocuklu anneye. Tamam, peki hastalık sebebiyle çocuğu olmayan kadınlara neden borçlanma hakkı verilmiyor? Burada bir adaletsizlik var mı? Şöyle sorayım Ülkü. Askere gitmeyenler askerlik borçlanması yapsın diyebilir miyim? Yok. Tamam. Doğum yapmana doğum borçlanması nasıl söyleyeceğiz? Olmaz diyorsunuz. Niye dokuma makinemiz yok Ülkü? Ama şey benim demiş, hastalık nedeniyle çocuğu olmayan kadınlardan bahsetmiş. Yani aslında çocuğu olsun tamam. istiyor ama olamıyor. Tamam. Niye dokuma makinesi var mı Ülkü? Efendim? Niyet okuma yok, makinesi. Yok yok, tamam, anladım. Belki bu raporlarla falan yani kanıtlanıyor ama zor. Ben çocuk yapmak istiyordum ama hastalığım buna engel oldu diye bir niyet makinesi söyler mi bize? Tabii. Ama sağlık raporuyla kanıtlanabilir Ali Bey. Yine de olmaz diyorsunuz. Tamam da bunun adı doğum borçlaması. Anlamı ne? Doğum yapan kadının işçi çocuğu sebebiyle işe gidemediği 2 yılını borçlanma hakkı. Evet. Anladım. Olmaz. Öyleyse doğum yapamadıysa çalışmaya devam etmiş olması lazım. Anladım. Malulen emeklilik konusu. İzleyicilerimiz de bu konuyla ilgili çok soru soruyorlar. Kabul gören 18 peki. hastalık da açıklanmış. Kabul görülen hastalık listesi. Kanser hastalığı şimdi. Kanser hastalığı şimdidir. Epilepsi. Şimdi kanser hastalığı korulduğunda bu 2006'da çıktı. Normalde malulen emekli anlatalım. Evet. Bir kişinin %60'tan fazla meslekte kazanma gücünü kaybetmişse, yani %60'lık sağlık kurulu raporu varsa, en az 10 yıldan beri çalışıyorsa
Bu 10 yıl içinde en az 1800 gün sigorta primi ödenmişse mağlulen emekli olur. Evet. Ama bazı kanser hastalıklarında %60'a ulaşamıyorsun en başta. Başlangıç dönemi oluyor. Hı hı. Ama o tedavi edilmezse kanser artıyor ve ölüme kadar gidiyor. Doğru. 2006 yılında çıkarılan bir yönetme ile kanser hastalıklarında %60 oranı aranmaksızın o kansere olduğu tespit edildiği andan itibaren mağlulen emekli aylığı bağlanır yönetmeliğe eklendi. O kanser listesine 10 hastalık daha ilave edildi. Ya, 10 kanser daha. Yani birinci seviyede olsa dahi mağlulen emekli olabilir mi? Evet, olabilir. Tamam, anladım. Diğer hastalıklar epilepsi, Parkinson, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, kemik iliği hariç organ nakli, tüberküloz, AIDS, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk örneğin bu da sayılmış. Şizofreni, bipolar bozukluk, şizofrenin bir önceki hali. O da kapsama alınmış. Bozukluğu, bölünmesi. Evet, o da kapsama alınmış. Sonra MS, serebral palsi, felç, uzuv kayıpları ki uzuv kayıpları konusunda bayağı izleyicilerimizin soruları oluyordu. Demans ve görme kaybı şeklinde ilerliyor. Sadece bunlar değil mi kapsam Ali Bey? Hayır, hastalık %60'dan fazla meslekte kazanma gücünü azaltıyorsa sağlık raporuyla bu olur. Ama burada saydığın hastalıklar mesela şizofren %100 demektir. Evet. Kişilik bozukluğu %100 demektir. İki gözün görmemesi %100 demektir. Tabii. İki ayağın yokluğu, iki kolun yokluğu %100 demektir. Zaten %60 aşıyordu. Yani listeye eklenmiş olmasının ilave bir mantığı yok burada. Yok. Çalışan kişi minimum 10 yıl sigorta geçmiş olmalı deniyor. Yani işe girişin üzerinden 10 yıl geçmiş 10 olacak yıl. En az. Evet. 10 yıldan önce olursa... 10 yıl içinde en az 1800 gün prim ödemiş olacak. Evet. Bir de 1800 gün prim. Dolayısıyla bunlar olmayınca olmuyor. Şartlar %60 oranı. Evet. Ya da bakıma muhtaçsa 900 gün de yeter. Ha, bakıma muhtaçsa. Yine bunların bir hepsi raporlarla... Bir başkasına ihtiyaç duyuyorsa 900 günde yeter. Evet, bunların hepsi raporlarla kanıtlanacak o halde. Bir şey de, ülke bir şey de söyleyeyim. Buyurun. Kamuoyunda bilinen bir yanlış var. Mağlulen emeklilik aylığı normal emeklilik aylığından daha yüksektir. Kamuoyu genelde mağlulen emekli aylığı daha düşük der. Öyle düşünür. Ama mağlulen emekli aylığı SSK'lar için söylüyorum. Sanki 7200 gün çalışmış gibi hesaplanır. Evet. Bağkurlularda ve memurlarda sanki 9000 gün çalışmış gibi hesaplanır. O yüzden mağlulen emekli aylığı normal emekli aylığından her zaman daha yüksektir. Evet, anladım. Anladım. İzleyicilerimiz de sordukça zaten bu konuyla ilgili çok soru soruyorlardı. Kapsamlı bir şekilde de anlatmış oldunuz. Ali Bey, toplantı bitmedi, uzuyor. Var mı söylemek istediğiniz? Demek ki ikinci çay partisi başlamış. Başka da bir şey çıkmayacak diyorsunuz. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak halimiz. Sizinle istersen bir çayına iddiaya girelim. Girelim Ali Bey. Ne zaman biter peki diyorsunuz toplantı? Yarım saat sonra biter ama toplantıda bir şey çıkmayacak. Ne rakam çıkacak, ne bir şey çıkacak. En fazla haftaya tekrar görüşürüz diyecekler. Ya da yukarıdan bir talimat gelecek. Rakam şudur, altına imza atın diyecekler. Ha, ikinci toplantıda göklerden talimat gelir mi? Gelebilir. Acelesi varsa birilerinin acelesi varsa olur. Ha, tamam. Ben bu toplantıdan ama bir şey çıkmayacağını düşünenlerdenim çünkü. Çünkü bu rakam Şubat'ta ödenecek. Ocak'tan geçerli ama çalışanlar maaşını bir ay sonra alır. Evet. 1 Ocak'ta ödenecek rakam bu. Evet. Ama işte Aralık'ta açıklanırsa algısı Aralık'tan başlar. Biz böyle erkenden mutlu başlar olan bir halkız. 1 Şubat'ta hesaplara geçecek paradan bahsediyoruz. Tabii tabii, aslına bakarsanız öyle. Çok teşekkür ediyorum Ali Tezel. Bugün de bizimle oldunuz, kırmadınız, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'le konuştuk. Çok umutlu değil.